Merhaba arkadaşlar. Grupta paylaştığım Voyur çanta modelinin yapım aşamalarını size göstermeye çalışacağım. Öncelikle grupta çantalarıma gösterdiğiniz ilgiye, beğenilerinize çok teşekkür ediyorum. Kısaca teknik bilgilerine nasıl başlanır onları size anlatmaya çalışacağım. O yüzden açık renk iplikle başlıyorum. Daha sonra teknik özelliklerini size göstereceğim. Bildiğimiz sık iğne, 6 zincirle başlıyoruz, daha sonra kapatıyoruz, hiç üzerine almadan sık iğne tekniğiyle yapılıyor. 8 sık iğne yapıyoruz deliğimizin içerisine. 7. Şimdi 8. sık iğneyi kapatmadan çantamızın içerisinde kullanacağımız bütün renkleri şu şekilde alıyoruz. Tam şu kapatma yerine batıp kilitliyoruz. Şimdi birinci sırada 8 sık iğne yaptık. İkinci sırada bir düz örüp bir arttırıyoruz. Yani aynı yere iki kez batıyoruz. Eğer desen koyacaksanız bu şekilde yapıyorsunuz önce. Tabi desenine göre hemen renge de başlayabilirsiniz. Bir tek ördüm. İkinci de çift batıyorum. İçeriden bu ipleri yürütüyoruz. Eğer renk koymak istiyorsanız desene göre, sadece renk değişimini göstermek istiyorum. Batıyorsunuz. Mesela pembe örmek istiyoruz. Pembe ipi alıp bu beyazı bununla kapatıyoruz. Eğer beyazla kapatırsanız desen bozulur. Daha sonra pembeye geçiyoruz. 2 tane ördük. Daha sonra mavi yapacaksak, eğer mavi renge geçeceksek aynı şekilde bu ipi bırakıyoruz. Maviyi alıp bir sonraki sık iğnemiz mavi olacağı için mavi ile kapatıyoruz. Bu teknik bir özelliği ve mavi örüyoruz. Tabi bu renk değişimlerini yaparken arttırmaları da unutmayın. Yeşile geçeceksek maviyi yeşil renkle kapatıyoruz. Ve spiral şeklinde örülüyor. Yani sıranın sonuna geldiğinizde burayı birleştirip bir zincirle yukarıya çıkmıyorsunuz. O zaman siz farkında olmadan arttırmış olursunuz ve başa çıkamazsınız. Desen bozulur, çantanın arttırmaları bozulur. O yüzden buna çok dikkat edin. Şurası ek yeri. Eğer ek yerine de bir aparat koyarsanız, çatal iğne ya da herhangi bir renk iplikle oraya bir aparat koyarsanız, işaret koyarsanız ek yerini de kaçırmamış olursunuz. Yani bu şekilde dönerek örülüyor. Ben size şu şekilde kağıda da çizdim.
spiral şeklinde örülüyor ve ilk başlarda birinci sırada bir sık iğne örüyorsunuz, bir arttırıyorsunuz. İkinci sırada iki sık iğne örüyorsunuz, bir arttırıyorsunuz. Önemli olan çantanın tabanının potluk yapmaması. Gittikçe arttırmalarda araları çoğaldığı için daha yüksek sayılarda, işte son sırada mesela 10 sık iğne bir arttırma yapıyorsunuz. O şekilde gidiyor. Eğer yuvarlak yapmayacaksanız düz bir zincir örüyorsunuz ve sadece şu köşelerinden 3 yerinden arttırıyorsunuz. O zaman da oval bir taban elde etmiş oluyorsunuz. Bu çantanın özelliği sadece ön yüzünden örülmesi. Arkalı önlü örülmediği için gruptan bir arkadaşımız sormuştu. Ceket yapmak istiyorum, yapabilir miyim diye. Ceket biraz zor olur. Yani bu bir baştan başlayıp diğer başta iplikleri koparıp tekrar baştan başlamanız gerekmekte. İstediğiniz deseni yuvarlak çantada bu şekilde yapabilirsiniz. Pinterest'te Vay Çanta diye girerseniz orada taban şablonları, gövdenin şablonlarını bulabilirsiniz. Tersi yüzü aynı oluyor. Temiz bir çanta. İçinden ipler yürüdüğü için içinde herhangi bir iplik atlaması falan olmuyor. O yüzden de çok sağlam dokuma çanta gibi bir çantaya sahip oluyorsunuz. Şurada küçücük minicik bir aksesuar boyu çanta da yaptım. Evet, en önemli şey şu deseni tabana yerleştirme. Onu da nasıl yapıyorsunuz? En zor kısmı bu kısım. Öncelikle desenin kaç sayıdan oluştuğunu. Mesela desen şuradan başlıyor. Şu sarıdan. Ve şuradaki sarıya gelmeden ki lacivert kısımda bitiyor. Bir desen bu kadar. Bu aradaki mesafeyi sayıyorsunuz. Mesela 20 ilmek diyelim. 20 sık iğnede bir desen oluşuyor. O zaman tabanı sayıyorsunuz. Mesela tabanın çevresi, bütün son sırası 200 ilmek diyelim. Desenimizde 20 ilmek. O zaman tabana 10 desen sığdırıyorsunuz. 10 desen. Ama 210 mesela tabanınız. O zaman bir sıra daha örüp 220'ye tamamlayıp tam bir deseni oturtturabilmek için arttırma yapabilirsiniz. Veya birkaç sıra önceden ayarlama yaparsınız. Böylece yarım desen koymamış olursunuz. Yarım desen koyduğunuzda o zaman ek yeri belli oluyor ve hiç güzel olmuyor. Ben size burada çantayı göstereyim. Yani her yerinden baktığınızda hiç ek yeri belli olmayan desenlerin tamamı bütün olarak yerleşmiş. O zaman görünümü de daha güzel oluyor. Şimdi bu çantaları heybe şeklinde de yapabilirsiniz. O zaman hiç taban örmenize gerek yok. Sadece ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız o kadar zincir çekersiniz. Ve o zincirin etrafından dolanarak çantanın tabansız bir şekilde heybe şeklinde örersiniz. Şimdi burada bir zincir örüyorsunuz. Çantanın büyüklüğüne göre. O zincirin etrafından hiç arttırma yapmadan direkt üst kısma geçmiş oluyorsunuz. Ve heybe şeklinde bir çanta yapıyorsunuz. O zaman mesela şunun tabanının olmadığını düşünün. Dikdörtgen bir çantanız oluyor. Köşelerine pomponlar koyabilirsiniz. O şekilde süsleyebilirsiniz. Evet, çantanın saplarını da ben yine çantanın örgüsünden hazırladım.
çapraz takılıyor genelde bu çantalar, boy çantalar. Ama eğer omuzunuza takmak isterseniz, ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o kadar zincir örün. Yine boy tekniğiyle baştan başlayıp sonda iplikleri kopartarak yaptım. Çanta olmadığı için yani çok fazla zorlanmadım açıkçası. Şu baştan başlıyorsunuz, örüyorsunuz. Burada ipliği bitiriyorsunuz.